Küçük motosikletten büyük motosiklete geçen motorcunun yaşadığı dram. Skutura 3 kişi biraz fazla değil mi? Evet, bakımımızı yaptırdık. Motor yağı değişti. Fren hidroliği değişti. Biraz zincir bolluk vardı. Bolluklar alındı. Yani yağ değişirken muhakkak filtreyi de değiştirmek gerekiyor, biliyorsunuz. Felaket sıcak vuruyor gene. Bunu nasıl alışacağız bilmiyorum. Bakımını yaptırdık. Artık rahatça gazlayabiliriz. Freni ve ön arka freni bir denemek lazım. Tabi de onun için en uygun yer burası değil. Bir de ön süspansiyonlarda sıkıntı vardı. Çok boldu. Zaten viraja girdiğim zaman hep sıkıntılı bir şekilde açılıyordu motosiklet. Usta da dedi ki ön amortisörleri biraz sıkalım, dene bakalım dedi. Ondan sonra eğer daha da sıkıntı olursa, işte böyle girdiğim zaman ta şuraya kadar açılıyordu. Kadar dedim, biraz daha ötesi yani. Han da şuraya kadar değil yani. Neyse, onu da yaptı. En azından kafamızdaki birkaç soru halledilmiş oldu. Daha artık güvenli binebilirim. Daha artık güvenli sürebilirim. Ne var orada, kaza mı var? Yok, bakım onarım. Yolda kalanlar için bakım onarım. Tam diyorduk ki biraz kendimizi alıştıralım da öyle trafik sıkışıklığında falan ne yapacağımızı, tam ortasına düştüm. Küçük motosikletten büyük motosiklete geçen motorcunun yaşadığı dram. Bizimki bayağı bir büyük ama yani. Tenere 660Z. Hemen bir özlü söz söyleyelim. Büyük motosiklet yoktur. Büyük motorcu vardır. Büyük motorcu tüm motosikletlerle baş edebilen bir motorcudur. Sonuçta çölde ralliye katılmıyoruz yani. Asfaltta frenleri de kontrol etmiş olduk. Thank you.
50 lira bayıldık ustaya. Bilmiyorum tabii piyasa nasıl. Herhalde bunları normal serviste yaptırsaydık. Bin liraya yakın para verirdik. Bakımlar yapıldıktan sonra biraz zorlasam mı, ama yoksa bir iki kontrol sürüşünden sonra mı zorlasam? Ne olur ne olmaz. Montadan montadan kaçırır. Yolda kalıveririz. Zorlayıp da ne gereği var. Şimdilik değil. Şimdilik rodajdaymışçasına yumuşak geçiş yapıyoruz. Yarış performansı gittikçe artıyor. Biz motora alışıyoruz. Motor bize alışıyor. Belki süspansiyonları belki biraz daha sıkmam lazım. Bakacağız. Arkayı sıkmadık ki çok yükselmesin sele. Esniyor çünkü, yani üstüne binince çok sert olursa esneme olmaz. Böyle işte. Ankara'da bir iş çıkışı. Yakalandık ama bu taraflar nispeten boş. Aşağı doğru dolar da. Şimdilik böyle. Buralarda bitirelim arkadaşlar videoyu. Zaten zamanda dolmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Motorunuzun bakımını da aman ihmal etmeyin. Çünkü motora bakmazsanız o da size bakmaz. Yarı yolda koyuverir, bırakıverir, düşürüverir. O yüzden trafikte kendi canınızı taşıdığınızı unutmayın. Kendi canınıza değer veriyorsanız motosikletinize de değer verin. Herkese bol ve güzel sürüşler dilerim. Hoşça kalın. Abone değilseniz abone olmayı, Instagram, Facebook ve Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol sürüşlü günler dilerim.